bir kentin içinde yüksek yapıların yerinin plan yoluyla belli olması lazım. Aklına esen istediği yerde, istediği mahallenin dibinde bir gökdelen yapma durumunda olmaması lazım. İşin en vahim tarafı bu. Dolayısıyla tabii ki kent kültürünü öldürüyor. Tabii ki komşuluk kültürünü öldürüyor. Gerçi bu yapıların İstanbul'da 4 kattan, 6 kat, 6 kattan, 15 kata geçtiği noktadan itibaren komşuluk, mahalle kültürü zaten ölmüştü. Yaşam tarzı paralel olarak işte liberal ekonomiyle bambaşka bir çerçeveye geldi. Ama bunlar daha kapalı, elit demeyeyim ona, gettovari sonuçlar doğuran yerleşme birimleri haline geliyorlar. Dolayısıyla kente gerçekten, kentin bütününe zarar veriyor. Biz bu tarz yaklaşımları yapmak zorunda kaldık. Fakat buna alternatif çözümler de üretmeye başladık. Nedir? Kapalı site gibi olmasına rağmen dışa açık, dışla diyalog kuran tasarımlar yapmaya başladık. Çünkü biz bu tarz yerleşmelerin şehirle muhakkak entegre olması gerektiğini düşünüyoruz mantık olarak. Şehirle birlikte yaşamasını düşünüyoruz. Ölçeğinin de çok abartılı haline gelmemesi. Ancak ölçeği abartılı olan iş merkezlerine yakın yerlerdeki şeyler için bir sınır yok bana göre. İsterse 100 katlı bir yapı olabilir. Ama mahallelerle entegre olmak durumunda olan yerlerde bunların yanlış yapılıyor olması bizi rahatsız eder genel olarak. İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm, reel bir kentsel dönüşüm değil. Oluşan kentsel dönüşüm, çeperlerde artık kalmayan arsaların kent içinde arsa yaratma operasyonu olarak yapılıyor inşaatçı gruplara. Ve bu büyük bir rant zorlamasıyla ve spekülatif kavramlar çerçevesinde yapılıyor. Bir kentin değişmesi için muhakkak bunun dirigentlerimiz olarak düşündüğümüz müteahhitler, yapımcılar, elbette ki teşvike ihtiyaç var. Yani kendi kendine kimse bu kente güzellik olsun diye bir şey yapmaz. Bu bir realite. Ama bunları yaparken onlara yön veren bir kurum olması lazım. Bu belediyedir, bu devlettir, bu meslek kuruluşlarıdır, meslek adamlarıdır. Bu çerçevede baktığımız zaman risk alanı olarak ilan edilen yerler, mesela şu anda gerçekten deprem riski taşıyan alan niteliğinde değil, sadece kentin içindeki rantı yüksek arsalar, gecekondu bölgeleri. Dolayısıyla ihtiyaçtan doğan bir kentsel dönüşüm değil, rantı arttırmak üzere yapılmış bir kentsel dönüşüm. Yıllardır Vitra sektöründe kaliteyi temsil ediyor. Bizim için de öyle. Bizim yaptığımız binalara kalite kattı Vitra ürünleri şimdiye kadar. Çok kullandık. Yani yaptığımız çoğu yapıda kullandığımız ürünlerdir. Her çeşidinden. Dolayısıyla profesyonelleşmiş ve uluslararası seviyede kaliteye ulaşmış bir malzemeyi, bir firmanın tavrını kendi tasarımlarımız içinde değerlendirmek bizim için çok rahatlatıcı oluyor. Yıllardır piyasanın ve reel sektörün içinde çalışan bir mimar olarak hala tasarımsal heyecanını ve coşkusunu kaybetmemiş bir mimar olarak kendimi tanımlayabilirim.